Müsaadenizle iki sorum olacak. Birincisi, Amerika Birleşik Devletleri basınının iddiasına göre Hamas Türkiye'de irtibat bürosu açmak istiyor. Bu konuda siz ne söyleyeceksiniz? İkincisi de Deniz Feneri'nin görevden alınan savcıları ile ilgili hapis cezası isteniyor. Bununla ilgili yorumunuz. Birincisiyle ilgili Türkiye Filistin davasının en güçlü destekçilerinden birisidir biliyorsunuz. Hamas da Filistin'de özellikle Gazze bölgesinde seçimlere girmiş ve halkın oyuyla seçimleri kazanmış oradaki önemli bir siyasi oluşumdur. Türkiye'nin temasları da bildiğiniz gibi eskiden beri devam etmektedir. Bu çerçevede çeşitli ziyaretlerde olmaktadır. Ama bu ziyaretlerin neticesinde işbirliğinin boyutları nereye varır? Bu ileride görülecek bir şeydir. Yani yargıyla ilgili fazla şey konuşmak pek doğru değil tabii. Yani her şey şeffaf bir şekilde olacağı için eğer herhangi bir yanlışlık söz konusu olursa zaten bunlar tartışılır kamuoyunda. Açıkça tartışılıyor, görülüyor. Bu bakımdan yargı konusu herkesin en çok dikkat etmesi gereken konudur. Seval Bayazıt, Kanal Türk Televizyonu. Efendim, sosyal medyayı çok aktif kullanan bir cumhurbaşkanısınız. Bu sabah da köşkün bahçesinde çektirdiğiniz kar fotoğraflarını paylaştınız bir internet sitesinde ve çok fazla yorum yapıldı. O yorumları okudunuz mu? Bize nasıl gelişti birazcık anlatabilir misiniz? Çok keyifliydiniz çünkü. Teşekkürler. Şimdi Cumhurbaşkanlığı Çankaya Köşkü Ankara'nın en yüksek tepesinde. Bu vesileyle bir şey de söyleyeyim size. Orası 1071 metre yükseklikte. Kamuoyunda farklı farklı şeyler söyleniyor. Anlamlı bir rakam. Karda düşünce tabii Ankara'ya en çok oraya düşüyor. Dün öğleyin Cuma'ya giderken çok güzel bir manzara vardı. Arkadaşlar şöyle birkaç resim çekelim dediler. Çektik. Onlar da koydular anlaşılan. Yani koyacağız dediler. Ben de koyun dedim, evet.